Net Global Sivaspor, Trabzonspor mücadelesinin devre arasında Şenol Usta Ömer'le birlikteyiz. Hocam ilk yarıda gol yoktu. E, futbolda çok tat vermedi açıkçası. Ne güzel söyledin. <laughs> hiçbir şey yoktu ilk yarıda. Yani bizi ekran başındaki izleyicilerin hiçbirini heyecanlandıracak hiçbir pozisyon yoktu. Bu kadar zevksiz, mutsuz bir maç seyretmedim uzun zamandır. Üstelik Trabzonspor bu kadar büyük transferleri karşılığında. Böyle bir oyunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Kadroyu nasıl buldunuz hocam? Çıkan 11'i, başlayan 11'i değişiklikler <laughs> var çünkü. Son Rapid Win maçını baz alırsak. Evet şimdi burada not aldım. Dört tane değişiklik var. Mendy, Lansdrop, Ozan Tufan, Eren Elmalı. 4 bir oyuncu birden Abdullah Hoca değişiklik yaptı. Geçen hafta tabii mutsuz bir sonuç almıştı. Taraftarını mutlu etmeyen bir sonuçtu. Kendi sağ seyircisi önünde çok kötü futbolla yani bugünkü futbolun hemen hemen aynısı gibi futbol. Trabzon'da da nitekim böyle cereyan etti. Taraftar bundan büyük hoşnutsuzluk duyuyor artık. Bugün de iki yarı boyunca baktım. Yani geçen seneki Trabzon'a evrilmeye başladı tekrar. Yani mutsuz bir orta saha, atak yapmayan bir oyuncu grubu. Yani bir tane gol pozisyonu yok. Baktım ilk yarıda Trabzonspor bir tane isabetli şut atmış. Yani altı tane şut atmış ama boşuna gitmiş. O da Enes Pardin'in serbest. Ha O da Enes Pardin'in o da kaleci onu güzelleştirdi aslında. Heyecanlandırdı aslında. Heyecansız oyuna heyecan getirmeye çalıştı. Kucağına gelen topu atladı. çıkar dışarıya. Ee, Sivas iki tane var ama baktığımız zaman şöyle çok net pozisyona giren bir Trabzonspor yok. Yani üreten bir Trabzonspor yok. Evet bir anda bu kadar değişiklik Yapılması doğru mu artık Abdullah Hoca da herhalde birazcık e, o da e, tahmin ediyorum teyakkuzda düştü hı hı. yani o da bu işin içinden önce bir an önce çıkmak için bir çareler arıyor yani bu kadar transfer yapıldı evet az bir transfer değil baktığın zaman Trabzonspor bugün 8-9 tane transfer yaptı. Yine transferlerden Marrinho oynuyor, Savic oynuyor. Yani savunma... Draguş var. Draguş var. Yani ben savunmadakileri söyledim Cüneyt. Hücumdakiler zaten bir şey yapmadığı için onları sayma fırsatı bulamadım. <laughs> en azından savunmada pozisyon vermiyor. Bundan önceki maçlarda baktığımız zaman Uğurcan mesela Avrupa Kupası maçlarında kalesinde yaptığı kurtarışlarla birlikte Trabzonspor buraya kadar geldi. Ama bugün de müthiş bir kurtarış. Bugün de bir tane müthiş yaptı işte. İyi bir kurtarış yaptı. Ben bayağı da iyi bir kurtarış yani. Üstüne geldiler ne kadar top ama. Yani Uğurcan'a yine fazla iş düşmedi. Şu savunma ağırlığını birazcık daha fazla tutuyor Abdullah Hoca öyle görüyorum. Savunmanın önünde o kayı tam dörtlüğünün önüne onu yerleştirdi. Cihan da Bardi ben Bardi'den hala Trabzonspor'un bir şey beklediğine inanmıyorum. Yani Bardi tamamlayıcı bir oyuncu vasfından ileri gidecek bir oyuncu profili değil. Yani burada şimdi bir anda evet Abdullah Hoca belki Rapid ve maçını düşünerek bir anda bu kadar değişiklik yaptı ama en azından burada Ozan Tufan'ı, Verandrup'tan birisini oynayın. Üçlü değil de 4-2-3-1'e dönüp iki orta sahibi Cihan'ı da forvetin arkasına yani Dragoş'un arkasında hı hı. ikinci bir forvet olarak oynatırsa rakibi ön alanda baskı yapma şansı da çok fazla olur. Şu anda Sivas Spor geçen seneki kadrosuna fazla bir değişiklik yok ama elinden geleni yapıyorlar. Mütevazi bir kadroları var. O mütevazı kadro içerisinde zaman zaman Trabzon'a daha ekili olmaya çalışıyorlar. Üretken olmaya çalışıyorlar. Toplu oynamaya baktığın zaman 68'e 32 Trabzon her ne kadar görünse de cezaların içinde etkili pozisyonlara yaklaşan yine Sivas Spor. Yani etkin ataklar yapıyor. Rakip cezaların içine girmese bile cezaların dışına kadar etkin bir şekilde geliyor. 9 kez girmiş rakip ceza sahasına rakamlarda ekrana geldi. Ama üretkenlik yok sizin 6. altın Üretken değil ama yani cezalan içine giriş yani duran toptan da olabilir, ortada olabilir ama böyle hani bir cezalan içinde bir iki tane şut pozisyonu oldu. İşte birini Uğurcan çıkardı. E diğeri de vuramadılar yani ben şu maçı yorumlamak bile yani zevk vermiyor bana niye zevk vermiyor yani şurada anlatabileceğimiz bir şey bulamıyoruz hatta senin de bana soracağım bir şey tahmin ediyorum yok yani ben böyle bir şey kabul etmek istemiyorum yani Trabzonspor böyle olmamalı yani daha... En azından yani, agresif bir futbol taraftar olmalı. Taraftar da mutlu değil hocam. Siz de Trabzon'daydınız yakın zamanda. Ben de iki gün önce daha oradaydım. Sen zaten Öp yakın zamanda bayağı şey Trabzonlu oldun. <laughs> Aynen öyle hocam. hocam sık sık gidip geliyorum. E, biliyorsunuz Trabzon'da herkes futbolu bildiği için e, taraftarla konuşma şansımız da, buldu, e, şansımız da oldu. Mutlu değil tabii taraftar. Yani bu futboldan hiç mutlu değil. Yani, ben... yani kazansa da mutlu olmayacak onu da söyleyelim de sonuca gidemiyor diye değil oynanan futbol da tatmin ediyor. Oynayan taraftarı. fut, oynanan futboldan mutlu değil. Evet. Bak sonuç değil mesele kazanmak kaybetmek değil. Doğru. Ben demiştim. Trabzon Halkı'nın ben bunu defalarca söylüyorum. Defaatle de, de söylemeye devam edeceğim. Trabzon Halkı şöyle baskın bir Trabzon, etkin, ön alan baskısı yapabilen bir Trabzonspor görürse hücum sağdan, soldan hücum, orta sağdan destek veren rakibi kendi alanından çıkarmayan bir Trabzonspor'u Trabzonspor tarafları görürse mutlu olur. Sonuç Trabzonspor tarafları için önemli değil. Onlar mutlu futbol, başarılı futbol, agresif futbol, e, temaş, şaz zevki biraz yüksek olan futbol istiyor. Şimdi bakıyorum Sivas Spor'un savunmasından orta sahayı top alıyor geçişlerde. O geçişlerde Trabzonspor'un orta sahasında sanki kimse yokmuş gibi dribbling yaparak gidiyor. Kanata atıyor falan ediyor ama onlar da Sivasspor sonuçta etkili olamıyor. Ya Trabzonspor biraz temaslı futbol oynama. Orta saha oyuncuları ısırmalı. Yani Drago şimdi evet iyi bir futbolcu olduğuna inanıyorum ben. Çok da iyi niyetli, çok mücadele ediyor, çok çalışıyor. Bravo çok doğru ama bir golcü özelliğinden çok uzak. E şimdi burada Edin Vizcay'ı bir çıkar Trabzonspor'da. Ya rakip kaleye gitme şansın çok zor yani ilk yarıda bakıyoruz yine yaşına rağmen sanki genç bir delikanlı gibi bütün atakların başlangıcında bütün olgun hareketlerde bütün pozitif hareketlerde bir işe var yani bir onunla beraber Trabzonspor yürüyemez. Ya Trezege mesela sen Trabzon'da ikinci devre 60-65. dakikada oyuna girdi bir heyecan getirdi. Tabi bak ikisi girdiğinde oyunun rengi şekli değişmiştir. Yani ama başında. bugün bakıyorsun baştan oynuyor bir heyecan vermiyor. O da heyecansız bir oyun oynuyor. Aslında deplasmanda oynadıkları maçlarda Trezeguet, Vizca bunlar Cihan. Yani Cihan mesela ilk maçta hepimizi çok heyecanlandırdı. Cihan da bu oyunu içerisinde. Çok da güzel hatta. bir gol atmıştı Slovakya'da. Aynen öyle. Cihan da bu oyun içinde kayboldu. Yani Trabzonspor bir kolektif oyun anlayışını hala geçmiş değil. Ha, bireysel olarak baktığın zaman bireysel olarak da hiçbir şey yapmıyorlar. Ya böyle bir Trabzonspor, yani ikinci yarı ben Tahmin ediyorum Abdullah Hoca yani bir değişiklikler yapacak en azından. Oyun içerisinde bir format değişikliği yapabilir. Hı hı. Burada Cihan'ı forvet arkasına getirip Dragoş'un yanına getirip ikili forvet gibi oynatmasında büyük fayda var. Rakibi ön alanda eğer etkilersen, rakibin ceza alanından rakibi çıkarmasan, orada bir baskı yaparak oynarsan ya Trabzonspor taraftarını en azından heyecanlandırırsın. Yani kazanmazsan da dahi tabii. Trabzonspor taraftarına heyecan verecek bir oyun oynatıyorum, imajını artık vermek zorundasın. Yoksa bu iş doğru bir yola doğru gitmiyor. Bir de Sivasspor, Trabzonspor maçları sezonun ilk maçı, sonu, ortası fark etmez. Her zaman keyifli olurdu. Sivasspor da kötü bir ilk yarı izletti bize aslında. Yani da... olurdu, doğru söylüyorsun. Evet. Çok gollü maçlar geçti. Fred Richard'ın harika bir şutu var işte Uruguay'dan çıkardı. Evet. Onun dışında onların da öyle çok fazla pozisyonu yok. İşte sezon başı <laughs> hazır değil diyeceğiz ama yakın zamanda. Hem anlattım hem izledim Rapid Wien maçını. Yani Rapid Wien hazır. Rojan Baroc gibi bir köy takımı hazır da bizim takımlarımız bunu Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları için onlar için de geçerli. Bizim takımlarımız Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe. Bunlar, biz niye hazır değiliz hocam? Çok güzel. Tam yarama parmak bastın. Dün akşam aynısını Mourinho söyledi. Ya kardeşim <laughs> Bizi kandırmayı bırakın artık. Bak bütün takımlara söylüyorum. Avusturya'da sezon yeni başladı. Daha bir hafta oynadılar Lil, Lil maçı oynamadan sana evet. çıktı. O nasıl o da hazır? hazır oluyor? Yani şimdi evet bizim rakiplerimiz hazır. Aynısı Rapid Viyana hazır. Ya sen niye hazır değilsin kardeşim? Hazır olanlarla birlikte bu kadar kötü oynamak mecburiyetinde misin sen ya? Öyle bir yani şu sezon başı ilk maçlar. Yok hazırlanamadık. Yok fiziksel olarak iyi değiliz. Ya kardeşim transfer bekliyoruz be yani. dünyanın en büyük teknik adamını getirmişiz yani. <laughs> Mourinho'yu. Ya biz 40 gün antrenman yap. Ya rakip takım 100 gün mü yaptı kardeşim? İnanılır gibi değil. Yani bunlar artık taraftarı kandırmanın hiçbir anlamı yok. İnsanlara doğruyu anlatmak lazım. Hazır olacak duruma getirmen lazım. Senin Avrupa'da oynayacağın maçlar var. Şimdi Trabzonspor, Rapid Vien maç var. Bu maçtan sonra artık bu maçta ikinci yarı ne olur ne olmaz bilmiyorum ama ikinci maçta senin Rapid Wien denen takım senden çok üstün bir takım değil. Değil hocam. formasıyla yenmesi lazım Rapid. Rapid Wien'in galiba şey değeri, e, piyasa değeri 28 milyon. Öyle öyle. Trabzonspor'un 100 küsür milyon. Evet. Abi bir baktığın zaman o zaman sen hazır değilsin. Rapid Wien hazır. Yani bu mazeretleri bırakalım. Onu, onları hazırlayan hoca da 40 yaşında hocam. Ya hocaların ya tercihidir hoca ya Diyorum 40 yaşında Cüneyt. çocuk hazırlamış. Yani Teknik tek rektör olarak bakarsak çocuk diyebilirim herhalde. <laughs> 40 yaşındaki çocuk hazırlamış takımını. Yani, tabii 41 yaşında <laughs> Pepe'nin futbolu yeni bıraktığını e Yani, 40 ya. yaşındaki bir hoca bir yaşında. Tek... Yani için. iyi bir başarı tecrübesi yok daha önce Alman bu Nezıga 2'de görev yapmış bir hoca hazırlayabiliyor ama bizde bu yaşanıyor yani Bülent hoca içinde geçerli ve Abdullah hoca içinde geçerli. Yani tek tarafta sadece Abdullah hoca yani, eleştirisi gibi düşünüyorsunuz. Doğrusu doğru, yani için içinde geçerli hatta siz de söylediniz. Yani Morunio gibi dünya çapında bir teknik adam eğer 40 günden sonra Fenerbahçe hazır değil diyorsa eğer Lille'in takımı hiç maç oynamadan hazırsa yani burada bir soru işareti var demektir. Ben aynı şeyi Trabzonspor için de söylüyorum ve Trabzonspor'un yani hiç hazır olmadığını görüyorum ama kadroya bakarsan gerçekten kadro geçen seneye oranla yüzde 50 60 yukarıda hı hı. ama oynayan futbola bak. Hani golcü de yok sen, şimdi onu söyleyecek taraftar yani? Ama şimdi golcüyü zaten ilk günden beri mesela Abdullah Hoca'yı geçeceğim biz Trabzon'dayken beraber de hı hı. yayın yaptık yani orta ya bırak orta sayı Sen önce bir gol atacak bir adam bulmak zorundasın. Bu kadar oyuncu transfer ettinse onu taşıyacan. Toplarla birlikte gol bulman lazım. Draguş evet demin de söyledim. İyi bir oyuncu ama golcü özelliği fazla yok. E, Enişte hocam geçen sezon... Draguş'u şimdi iyi bir oynamıştık. santrofor bulursan sol tarafta Draguş'u da kullanabilirsin. ikinci forvet gibi böyle de düşünmek daha, lazım. Daha, etkili belki daha da etkili olabilir. Daha da etkili olabilir. Kanat forvet olarak diyorsun. Bravo. Aynen öyle o özelliği de taşıyor zaten. Hı hı. Dripling yapabiliyor, çalım atabiliyor Geçtiği zaman arkadaşını topla da buluşturabilen bir oyuncu. Ama şu dönemde ben sevgili Enis Tesla'nın hazır ve nazır o formayı almasını beklerdim. Madem golcü gelmedi. Birinci aday Enis Tesla olmalıydı. Şans buldu kısa sürelerde olsa hocadan. Demek ki antrenmanlarda da hazır değil ki 11'i 11'de golcü olarak sahada göremedik Enis Tesla'nı. Cüneyt şöyle düşünmek lazım. Dragoş gibi bir oyuncu alıyorsan Antep'ten geçen sene de yanılmıyorsam 18-19 gol attı. Fena bir sayı değil bu. Bu gayet iyi bir sayı ama Trabzonspor bugün Dragucu da top taşıyamıyor. Doğru. Yani bir Edin Viske sağ taraftan Vizke tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Mesela sağ taraftan top gelmedi ama sol taraftan yeni oynayan Barış İç, iki tane güzel, üç tane güzel orta yaptı. Solaya gayet temiz. Yani en azından onun orta yapma şeklini beğendim. Daha düzgün, daha güzel bir temiz bir sol ayak olduğu için. Ha daha baskı bir Trabzonspor olursa eğer ikinci yarı ceza alanının içerisine Dragoş'un yanına Edin Vișe şey ve orta sahadan destekleyici oyuncular orada çoğalmayı sağlarsa Trabzonspor o zaman gol bulma şansı olur. E demin maçı beraber izliyoruz. Trabzonspor hücum yapıyor. Sol taraftan Trezeguet topu taşıyor. Ya bir tane arkadan gelen yok. Tek başına gidiyor. Doğru. Cezaların içine gidene kadar çoğalan Trabzonspor yok. Yani bu kadar geride bekleyen ya Sivas Spor'a karşı geride bekleyemezsin. Sen koç koca Trabzon Spor'sun. Hücum etmek zorundasın. Hücum etmezsen bu maçı kazanamazsın. Yani set oyunundan beraber artık bu işlerin gitmediği belli oldu. Yani bu set oyunlar artık yani transferler de set oyununa göre yapılmış. Burada bir hızlı oyuncu var Cihan. Bir hızlı oyuncu var Trezege. Bir tane Vizca var. Dragoş evet süratli ama ya bunlarla beraber kontratak oyunu mu oynayacaksın? Set oyunu mu oynayacaksın? Yoksa Rakip olan da baskı yaparak mı oynayacaksın? Yani Abdullah Hoca'nın artık bir an önce bir seçim yapıp Trabzonspor'un oyun formatını güncellemesi lazım. Bak bu oyun formatından bu iş yürümüyor. Bunu Trabzon halkı da sevmiyor. Trabzonspor taraftarı da sevmiyor. Artık Abdullah Hoca oyun formatını güncellemesi şart. Trabzonspor'un kendi değerlerine uygun oyun formatıyla sahada bundan sonra oynamak zorunda Trabzonspor yoksa ya bu gidişte Trabzonspor'un şampiyonluk adaylığından uzaklaşma şansı çoğalır. Böyle futbol yani yavan bir futbol. İkinci yarı bunu inşallah değiştirecek hamlelerde bulunur Abdullah Hoca. Hemen hamlelere bakalım. Kimler var? Muhammed Tahatepe kaleci. Lundström, Mendy, Vakeme, Ozan Tufan, Eren Umut Güneş, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsic. Yani ben burada mesela e, şunu söyleyeyim, Mendy'nin bu, bu takımda orta sahada zaten her zaman düşünülmesi gereken bir oyuncu. Ki stoper oynadığında şu yorum yapılıyordu, e, keşke bir stoper alınsa da Mendy'yi gerçek bölgesinde ön liberoda izleyebilsek, oynatabilsek. Şimdi o gerçekleşti. E, bir maç, sadece o sürevin win maçında gerçek yerinde oynadı bu maçta da 11'de değil hocam Şimdi, bir oldu. Yani bilmiyorum o Rapid ve maçını düşündüğü ama bugünkü orta saha mesela ikinci yarı Mendy'yi alarak başlaması lazım. Orta saha gücünü evet. yükseltmesi lazım. Şu şu andaki orta saha gücü Trabzonspor'un sıfır. Ya sıfır resmen Üçüncü sıfır. bölgeye taşıyamıyor. Yok gidemiyorsun bir de gelen rakibi de karşılamıyorsun. Orada oyun fizik gücü en üstüne olan oyuncu Mendy. Oyun gücü olan da Mendy. Doğru. Ya o mendiyi almazsan ikinci yarı sıkıntı çekersin. Orta sahada yani Okay ilk defa oynuyor. Ha pas alışverişlerinde evet iyi rakibi karşılamadı. Da... Okay Aynen yani. öyle. Siz daha iyi biliyorsunuz değil mi? Ya Okay geçişi şey, o 10 numara böyle. Aynen öyle. 10 işte. numara forvet arkasından buralara geliyor. Ama çocuk geliştirdi kendi burada da oynuyor ama burada bir mendi yani bar ile falan artık uğraşmak bence biraz Trabzonspor için yani ekstra bir şey olur. Bardi daha sonra son dakikalarda oyunun bölümünde alabilirsin. Burada bir Mendi veya Ozan Tufan'ı alıp Cihan'ı direkt baştan söylediğim gibi forvet arkasına alıp rakip alanda çoğalmayı sağlaması gerekir Trabzonspor'un. Bakıyorum şimdi kulübede ikinci bir santrafor adayı Enis var. Enis Destan'ı Abdullah Hoca alır mı ikinci arı? Ya yani başka bir şey olması lazım. Abdullah Hoca kolay kolay öyle. alır mı hocam? Ya zannetmiyorum. yani bu kadar oyun gücü düşük bir ilk yarıdaki Trabzonspor'a ikinci yarıda vakamayı düşünmüyorum. Yani burada yapsa yapsa orta sahayı biraz daha güçlendirecek oyuncu tercih edebilir. De etmesi gerektiğini de düşünüyorum ayrıca. Cihan Aydın maçın hakemi. Son olarak konu sorayım. Çok hakemlik bir pozisyon var mıydı? Ilk de? Şöyle bir düşünelim. Oyunun içinde bir şey olmadığı için Cihan Aydınlıkta bir şey olmadı yani Cihan Aydın yani oyunun müdahaleci Birkaç ace... verdiği vermediği faaller vardı iki takımın da tepkisini çeken. Ya evet onlara bakmak lazım. Gördüm ama. onlara da bakmak lazım da onlar da oyunun gidişatını etkileyecek bir pozisyonlar diye yani kaleden uzak pozisyonlar avantaj kuralını uyguladı. Bilmiyorum uygulamayabilirdi ama. Yani bugünkü oyuna bakıp da oyunda bir şey bulamıyoruz da hakemden bir şey çıkarmaya çalışabiliriz aslında. O da yok ama. Bakacağız Çünkü ama maç sonunda da şey yok. evet hocam maç sonunda da birlikte olacağız. Ahmet Akcan hocam da bize katılacak. Hem bu maçı hem Beşiktaş mücadelesini değerlendireceğiz takım oyununda. Devre arasına noktayı koyalım. Sözü Koray Baloğlu ve Mahmut Alparslan'a bırakalım.